Milli ve yerli teknolojiyle gücüne güç katan Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği silah sistemleri tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Tüm dünyanın peşinde olduğu teknolojiyi Türkiye üretmeyi başardı ve dünya rekortmeni milli füze tüm dünyanın büyük beğenisini topladı. Türkiye'nin roket ve füze teknolojisi konusundaki lider kuruluşu Roketsan tarafından geliştirilen ve kendi çapında dünyanın en uzun menzilli füzesi olan Cirit, tüm dünyanın satın almak için peşinde koştuğu bir proje olarak Türk savunma sanayinin gurur vesilelerinden birisi. Küçücük bir yapıya sahip olmasına rağmen gerçekten kendinden beklenmeyecek kadar yüksek bir menzil değerine sahip olan Roketsan Cirit 2.75 inçlik lazer güdümlü füze. Türkiye'nin bu alanda geliştirdiği en müthiş projelerin başında geliyor ve envanterimizde ışıl ışıl parlıyor. Türkiye'nin gururu Roketsan tarafından yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretilen ve sadece 15 kilogram ağırlığa sahip olan bu füze tam 10 kilometre menzile kadar düşman hedeflerini imha edebilmesiyle dünya rekortmeni. Bu kadar küçük bir platformu 10 kilometre menzil değerine sahip olacak şekilde geliştirebilmekse Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Cirit füzesi milli ve yerli kaynaklarla üretildi ve helikopter kara ve deniz platformlarından atıldığında 8 kilometre, sabit kanatlı uçaklardan atıldığındaysa 10 kilometre mesafedeki düşman hedeflerini imha etmeye başarabiliyor. Lazer güdümlü füzemiz Cirit, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından o kadar çok beğenildi ki Cirit'in İkinci versiyonu üzerinde de geliştirme çalışmaları devam ediyor. Cirit Blok 2'nin tamamlanmasıyla birlikte milli füzemizin menzil değerlerinin çok daha üstün noktalara taşınması ve Türkiye'nin bu konuda dünya rekorunu tekrardan egale etmesi bekleniyor. 70 milimetrelik yani 2.75 inçlik çapa sahip olan, 1.9 metre uzunluğa, 15 kilogram ağırlığa sahip olan Cirit füzesi, çok maksatlı başlık ve yüksek infilaklı başlık olmak üzere iki farklı tipte harp başlığı seçeneğine sahip. Mikro elektromekanik sistem, ataletsel ölçüm birimi ve lazer arayıcı başlık sayesinde hedefin imhasını her seferinde garanti altına alacak bir hassasiyet seviyesinde kabiliyete kavuşturulan Cirit füzesi, az dumanlı kompozit katı yakıtlı motoruyla oldukça uzun mesafelere ulaşabiliyor. Zırhlı araçları ve silahlı birlikleri yok etmek için geliştirilen Cirit füzesi, Türkiye'de şu an hem kara araçlarında hem de hava araçlarında kullanılıyor. Özellikle helikopterlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılan Cirit, zırhlı araçları imha etmek için birebir bir platform. Stanag 3733 ile uyumlu lazer işaretçilerle çalışabilen Cirit füzesi, gerçekten çok yönlü tasarımı sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon ve kullanım imkanı sunuyor. Havadan satha atış performansını karadan karaya kullanımda da kanıtlayan Cirit, ülkemizin ilk güdümlü füzesi. Kendi sınıfında dünyada ilk kalifiye ürün unvanını da taşıyan Cirit lazer güdümlü füze, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı, zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözüm. Yeni nesil bir füze olan Cirit, güdümsüz roketlerle güdümlü ama pahalı tank savar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla %100 Türk teknolojisiyle geliştirildi. Türk ordusunun T-129 Atak, AH-1P Kobra, AH-1W Süper Kobra saldırı helikopterleri için geliştirilen bu müthiş sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşük maliyetle nokta vuruşu kapasitesini arttırmak için tasarlandı.
Türkiye'nin milli ve yerli teknolojiyle geliştirdiği Atak helikopterlerinin havadan kara hedeflerine karşı kullandığı 2.75 inç yarı aktif lazer güdümlü füzesi Cirit, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışmakta. Cirit, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoruyla 3 etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemine sahip. MIL-STD-810F ve MIL-STD-464A ile uyumlu tasarımı, Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz farklı entegrasyon modellerine uygun Cirit podlarından ateşleniyor. M ve LAU lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen podlardan da ateşlenebiliyor ve bu sayede milli zırhlı araçlarımıza, milli helikopterlerimize ve diğer hava araçlarımıza da entegre edilebiliyor. Cirit'in farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden zırhlı kara hedeflerine yönelik olarak kullanılmakta. Her türlü hedefi imha kabiliyetine sahip olan Cirit füzesinde iki alternatif harp başlığı takılıyor. Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte zırh delici, yangın çıkarıcı, anti personel ve parçacık etkisi bulunuyor. Yüksek infilaklı başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifse daha çok parçacık etkisiyle anti personel görevlere uygun. Kendi çapında dünya lideri olan Cirit füzesini satın almak isteyen ülkelerse Türkiye'den bu sistemi satın almak için biraz daha beklemek zorunda. Çünkü Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak bizim birinci önceliğimiz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.